Salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Dünyanın muhtelif yerlerinden ilim talep etmek üzere bizi şereflendiren sevgili gençler, öncelikle hepinize hayırlı sabahlar diliyorum. Sizlerle bugün bu sabah birlikte olmaktan hem kendi adıma hem de eşim hanımefendi adına, arkadaşlarım adına en kalbi teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Dünyanın ve insanlığın zor bir zamanında böyle bir yol seçtiğiniz için, gelip burada ilim tahsil ettiğiniz için her birinizi gönülden tebrik ediyorum ve sizin varlığınız gerçekten sadece bizim için değil, Türkiye için, Diyanet için, vakıf için değil, sizin varlığınız dünya için, dünyanın içerisinden geçtiği bu zor süreçlerde insanlık için çok önemli. İyi ki varsınız. Siz önemlisiniz ve siz bütün insanlık için önemlisiniz. Her kim ilim yoluna sülûk ederse, Allah da onun cennete giden yolunu kolaylaştırır. اَنَّ الْمَلَائِكَةَ تَضَعُوا اَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ Melekler, ilim talebesine kanatlarını açarlar. Ne müthiş bir benzetme. Melekler kanatlarını ilim talebesine açarlar. حَتَّ الْحِيطَانُ فِي الْبَحْرِ حَتَّ السَّمَكُ فِي الْبَحْرِ يَدْعُوا لِطَالِبِ الْعِلْمِ Denizdeki balıklar dahi ilim talebesine dua ederler. İnsanlığın, ülkelerin, dünyanın, medeniyetlerin kriz zamanları vardır, kriz dönemleri vardır. Biz böyle bir kriz döneminden geçiyoruz. İslam medeniyeti büyük bir krizden geçiyor. Aslında insanlık küreselleşmeyle birlikte büyük krizler yaşıyor. Bu krizlerin İslam medeniyetine yansımalarıdır aynı zamanda. Ama krizin sebeplerini sadece İslam medeniyetinin haricinde aramayacaksınız, dahilinde arayacaksınız. Dahilindeki sebeplerini bilmeden haricindeki sebeplerle mücadele etmeniz mümkün değildir. Önce dahildeki sebepleri, biz nerede tıkandık? Kriz nereden kaynaklanıyor? Krizin bilgiden kaynaklanan sebepleri nelerdir? Bütün bu krizleri aşmada, tarihe baktığımız zaman bütün bu krizleri aşmada yolumuzu aydınlatacak ve krizleri geride bırakacak yegane önemli husus ilimdir. Alimin varlığıdır. Çünkü biz öyle bir medeniyetin çocuklarıyız ki İkra diye başlayan bir kitabımız var. Allemel insane ma lem ya'lem. Her tarafında İlimsiz bir İslam'ın olmayacağı Kur'an-ı Kerim'in her tarafında açıkça ifade edilmiştir. İlimsiz olmaz. Çünkü ilim olmadan Allah'ın verdiği hiçbir nimeti kullanamazsınız. En büyük nimet akıl mı? Akıl nimetini besleyecek, akıl nimetine yol gösterecek ilimdir. Akıl nimetini geliştirecek olan, aklı istikamet üzerine tutacak olan ilimdir. En büyük nimet kalp midir? İlim olmadan kalp yolunu bulamaz. Kalbin duyguları, kalp yanlış çarpar, kalp farklı duygularla yanlış yola sapar. İlim lazım orada. Önce bileceksin. Bilgi olmadan olmaz. Bilgi olmadan Allah'ın verdiği kainat nimetini, kainatı nasıl idare edeceksiniz? Nehirlerden, dağlardan,
ovalardan nasıl istifade edeceksiniz? İlimle istifade edeceksiniz. İlim olmadan Allah'ın hiçbir nimetinden istifade etmek, hakkıyla istifade etme imkanına insan sahip olmaz. Onun için kriz dönemlerinde insanlığı, medeniyetimizi krizlerden kurtaran ilimdir, alimdir. Hazreti Osman'ın katliyle başlayan ilk fitne dönemlerimiz olmuştur İslam medeniyetinin başlangıcında. Ama hemen akabinde ilim ve alimler bizi bu krizden çıkarmışlardır. Bütün İslami ilimler kurulmuştur. Tefsir, hadis, fıkıh, usul, bütün ilimler o fitne dönemlerinde neşvi nema bulmuş, ortaya çıkmıştır. Ebu Hanifeler, İmam Şafiiler, Malik bin Enesler hep bu dönemlerden sonra çıkmış, o fitnelere cevap vermişler ve bizi o krizlerden kurtarmak için büyük bir çaba içerisinde olmuşlardır. Sonra genişlemişiz, bütün dünyadaki medeniyetlerle, bütün farklı coğrafyalarla karşı karşıya gelmişiz, onların meydan okumalarıyla karşı karşıya gelmişiz. Ama onların ilim ve hikmet olarak sahip oldukları her şeyi alıp kendimize mal etmişiz, yolumuza devam etmişiz. Başka dünyalara ait olan ilim ve hikmeti de kendimize almışız. Çünkü hikmet müminin kaybolmuş yitiğidir. Nerede bulursa onu alır. İlim Çin'de de olsa arayınız sözü hadis olmasa bile hadislerin muhtevasından çıkarılmış bir ifadedir. İlim Çin'de de olsa gidip bulacaksınız. Hikmet her yerde. Mümin, hatta hikmete sahip olmayı en çok hak eden mümindir buyuruyor Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Ve bizim medeniyet tarihimizde ilmin yaşadığı kırılmalar vardır. Kırılmalardan bir tanesi ilmi sadece dini metinlere tahsis etmemiz. Varlığı, kainatı bir tarafa bırakıp aslında ilk asırlardan itibaren bizim ilim dediğimiz şey tefsir hadisten ibaret olmadı. Fizik, kimya, matematik, astronomi, kainatı, Allah'ın kainata yerleştirdiği kainatın ayetlerini bize tefsir eden ilimleri de biz dini ilim kabul ettik. İlim dini ve gayri dini diye ayrılmaz, tasnif edilmez. İlim ilimdir. Bu tasnif Kur'an'a aykırıdır. Çalışmalarınızı yaparken sadece ilahiyat diploması almak, sadece vizeleri geçmek, finalleri vermek gibi bir hedefiniz olmasın. Her biriniz alim ve alime nasıl olunur? Nasıl alim ve alime oluruz? Buna yoğunlaşın lütfen. Hayatınızı buna verin. İslam dünyasının bugün su ve ekmek kadar muhtaç olduğu bir zümre varsa alim ve alimelerdir. Ve alim aleme hitap etmek durumundadır. Kendi köyüne, kasabasına göre kendisi hazırlığını yapana alim denmez. Alim alem şumul olmak zorundadır. Alim bilgisi alemin tamamına hitap ediyorsa, bütün alemi düzeltmeye yöneliyorsa alim olur. Evrenseldir yani. Bizim Rabbimiz Rabbul Alemin'dir. Bizim peygamberimiz bütün alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Onun için sizler her biriniz bütün aleme hitap eden birer alim ve alime olmak için bir çaba içerisinde olmalısınız. Şahıs merkezli okumalar yapmayın. Yani şahısları hakikatin yerine ikame etmeyin, kim olursa olsun. Şahısları, bir şahsı hakikatin yerine ikame edip gözünüzü açtığınızda onu, kapattığınızda onu görüyorsanız, sabah onun kitaplarını, akşam onun kitaplarını okuyorsanız, Allame-i Cihan olsa bu sizi alim yapmaz. Siz aleme hitap edemezsiniz o zaman.
Baki hakikatler fani şahsiyetler üzerine bina edilmez. Şahıs, dünyanızı şahısların üzerine kurmayın. Hakikatlerin üzerine kurun. Hazreti Ali'nin ifadesiyle arifil hak, arifil ricale bil hak. La ta'rifil hakka bir rical. Adamları hakka göre tanıyın. Hakkı adama göre tanımlamayın. Siz evrensel bakın. Siz düşüncenizi, hayatınızı, dünyanızı şahıslar üzerine ikame etmeyin. Gassalın elinde meyyit olanı hiçbir sabun temizleyemez. İslam'ın hakikatinden eşhasa bakın. Eşhasın minzarından hakikatlere bakmayın. Bu seviyeye geldiğiniz zaman siz alim olma yolunda büyük bir mesafe kat etmiş, etmeye başlamışsınız demektir. Bilgi sizi bu seviyeye getirir. İlim sizi bu seviyeye getirir. Allah size zihin açıklığı versin. Allah her birinizi ilmiyle amel eden alim ve alime olarak kendi evlerinize dönmeyi ve sonra da hep ilim yolunda olmayı nasip etsin. Meleklerin kanatlarında olasınız.